Yani gülümsemek için size gülümsüyorum kalben gülümsemiyorum bunu unutmayın lütfen evet dünyayı sarsan bir koronavirüsü var ee, ve ülkemizde de şu an ilk kez bu gece bir ölüm gerçekleşti o, 18 Mart'ta gerçekleşti ee, 89 yaşında bir beyefendi ve e, hasta sayısı da 98'e kadar çıktı. Ee, Devletimizin kurallarına uymamız gerekiyor. Bu topraklar içerisindeyiz. Büyük önlemler alındığını düşünüyorum. Hastanelerimiz çok kıymetli. Çok hastanemiz var. Çok şanslı. İngiltere'de hastanede yer yok. Yani yer yok. Hasta olsanız da hastane yok. Yani dünyanın birçok noktasında hastanede, hastane olmadığı için bir ülkece çok şanslıyız. Mesela Bodrum'daki e, vali açıklama yapmış. Lütfen hastanemiz sadece Bodrum halkına yetebilir. Yani tatil kaçıma yapacaksınız. Lütfen kalın demiş. Tebrik ediyorum Bodrum'daki valimizi de. Çünkü gerçekten İstanbul ve çevresinde birçok hastane var. Ankara hastane. Yani e, mesela e, e, Sayın Başkanımız, e, müşterilerimiz, hastanelerimiz olacak, müşterilerimiz olacak. Ben demiştim yani niye hastane müşteri? Şu an gerçekten o hastanelere muhtacız. Yani o yüzden devletimizin kurallarına uyacağız şu an buna el birliğiyle şey yapacağız. Biz bunu başaracağız ama zaten 2020 videomun son saniyelerinde söylemiştim. Hatta Çin'de böyle bir virüs yokken ve 20 gün 20 Aralık'ta yapmıştık. Biz 27 Aralık'ta paylaştık. Çin 31 Aralık'ta koronavirüsün açıklaması olduğunu ve riski önleyemediğini savunmuştu. devam edecek. Haziran sonuna kadar devam devam edecek. önemli olan birlik olmak. Birlikten bereket var. Yeter ki çok birlikte böyle iç içe olmayalım. Mesafemizi koruyalım. Yaşlı ve çocuklarımıza dikkat edelim. Ee, hedefledikleri oyunu başardılar. Bizim hekimlerimize çok güveniyorum. Ben beni Atatürk gibi Türk hekimlerine emanet edin. Mustafa Kemal Baş Atatürk gibi. Ben o mantıktayım. Beni atat kendi milletimin e, doktoruna emanet edin. Allah da onları bizim başımızdan eksik etmesin. Kapılarımız her zaman sağlıklı insanlar gir e, giriş çıkarken, sağlık içerisinde çıksınlar. Allah ülkemize, dünyadaki tüm insanlığa yardım etsin. Bu bize özel değil, dünyaya yapılan en büyük bir katliamdır. O yüzden hepimiz şu an kenetlenmek, hepimiz insanız. Irk, din, mezhep ayrımı yapmadan sağlık için mücadele etmemiz lazım.